Merhaba arkadaşlar. Yine bir striker konuğumuz var. Cerrahpaşa Tıp'tan Elif Dila Öztürk'le beraberiz. Elif Dila hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ben öncelikle arkadaşımızın netlerini sizinle paylaşayım sevgili arkadaşlar. 36'ya 4 Türkçe, 18'e 0 sosyal, 39'a 0 matematik, 18'e 1 fen yapmış arkadaşımız. 109.75 TYT neti var. AYT'de matematik full 40'a 0, fizik 13'e 1 Kimya 13'e 0. Biyoloji 12'ye 1. 77 buçukta AYT neti yapmış. 109-75 TYT. 77 buçuk AYT. OBP 98. Bu OBP ve netlerle Hamda 1196 yerleştirmede de 991. olarak Cerrahpaşa tıpa girmeye hak kazanmış sevgili Elif Dila Öztürk. Ya yani gerçekten tebrik ediyorum. Çok çok güzel bir skor var önünde. Hep tıp mı istiyordun Elif? Oradan başlayalım. Ortaokuldan beri tıp istiyordum hocam. Peki. Ne zaman çalışmaya başladın? Elif? Madem ortaokuldan beri tıp istiyorsan ortaokuldan beri çalışıyor muydun? Yoksa, ya tabii ki insan yazılılara çalışır, sınavlara çalışır da. Bu YKS bilinci ne zaman oluştu sende? Hocam şöyle 9 ve 10. sınıfta sadece yazılı haftaları çalışıyordum açıkçası. Hani hiç öyle TYT için veya üniversite sınavı için çalışayım bilinci yoktu açıkçası. 11. sınıfın başında başladı. 11'e çok sıkı çalıştım. Bayağı 11. sınıfın konularını sağlam bitirmekti amacım. 11-12'de bayağı üniversite bilincim, üniversite sınavı bilincim vardı açıkçası. Anladım. Peki, yani ciddi ciddi bilinç vardı da mesela Çalışmaya, bu konuları halletmeye, TYT, AYT'ye ne zaman kafa yordun? Mesela 11'in yazında mı başladın? 11'in sınıfta 11'i mi hallettin? Biraz süreci anlatır mısın bize? Eylül ayına kadar neler yaptın? 12'nin Eylül'üne kadar. Hocam şöyle 11'in sınıfta dediğim gibi sadece 11 konularına baktım. TYT adına hiçbir şey yapmadım. 11. sınıfın yazında da 12. sınıf matematiğini bitirmiştim. Bütün konularını sadece limit ve integral değil. işte trigonometri, diziler, çember analitiği. Yani 12'nin matematiğini bitirdim. 11'in yazımda. Ee, eylülde de TYT başladım. 12. sınıfın başında yani. Sonra ee, son Şubat ortaları gibi TYT konularım bitti. Ee, hep Tıp TYT AYT'yi ben beraber götürüyordum. Önce TYT bitireyim, sonra AYT gibi şey değil de hep ikisi beraber dengeli gidiyordu. Bu şekilde. Anladım. Peki, e, Elif, ilk TYT sınavı sonucunu hatırlıyor musun? Denemesinin sonucunu? İlk Evet hatırlıyorum. Aslında biraz benim için garip oldu. İlk sınavım 84'tü neti. Sonra bir düşüş yaşadım. 70'lere düştüm. Daha sonra tekrar yükseldi. Galiba ilk sınav kolaydı. Ondan 84 oldu bilmiyorum ama. Hangi ay bu? Ne zaman? Eylül'de olması lazım. Eylül'de 84 yapıp 70'lere düşüyor arkadaşımız. Ondan sonra sınavda yani 109-75 yapmayı başarıyor. Yani işte maşallah. Çok çok güzel bir başarı. Peki, Elif şimdi e, çok iletler yapmışsın. Yani baktığım zaman gerçekten çok güzeller. Bize bir günlük rutinini anlatır mısın? Sen nasıl çalışıyordun? Sabah kaçta kalkıyordun? Okula kaçta gidiyordun? Pandemiye kadar olan süreci bir dinlemek istiyorum senden. Ee, pandemiye kadar normal e, okula gidiyordum. Okula yaklaşık bir 20 dakika falan önce gidiyordum ben. Ve bu 20 dakikada da e, günlük işte problem paragraf rutinimi halletmeye çalışıyordum derslerden önce. Sonra boş olduğum derslerde de yani genel olarak okul benim için çok verimli geçiyordu. Ee, çoğunlukla hep soru sorardım ben. Hani pandemi e, sırasında da açıkçası hani iyi mi oldu, kötü mü oldu diye kendime sorduğumda hani iyi oldu evet ama okul dediğim gibi ben çok seviyordum okulumu. Hocalarım çok iyiydi. Çok Hangi soru sorardım. O yüzden verimli geçinmek. Hangi okuldan mezunsun sen? Deniz Bakır Fen Lisesi. Denizli Erbakır Fen Lisesi. Güzel bir okuldur kendisi, biliyoruz. Evet, Bundan sonra... Öğretmenlerine, e... İdarecilerine e... sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Yani gerçekten olsun, evet. çok güzel bir başarı. Devam. Dinliyorum. E, okuldan geldiğimde de genel olarak bir 4-5 saat arası çalışmam oluyordu. E, ama okuldan geldiğimde hep şunu yapardım. Benim bir yaklaşık yarım saat 40 dakikalık uyumam olurdu her zaman mutlaka uyurdum yani uyumadan derse başlayamıyordum ee, 11 gibi de yatardım hani çok geçe kalmazdım zaten ee, okul dönemi bu şekilde gidiyordu ee, pandemide de şöyle söyleyebilirim yaklaşık bir 5.30 gibi kalkıyordum 10.30-11 gibi yatıyordum pandemi döneminde ve bu sistemi oturtmuştum yani özellikle Mayıs-Haziran ayında bayağı hani bu şekilde hayatsız gibi çalışıyordum yani Nisan'da biraz bocalamıştım ilk evet. zamanlardı o zamanlar. İşte konular çıkmıştı, bazı olaylar olmuştu falan ve pandemiye yeni yeni alışıyorduk. Eee hani çalışamadığım dönemler de oldu tabii ki ama genel olarak pandemide e, hani sistemli bir şekilde çalışmayı oturttuğumu düşünüyorum yani. Yani gayet iyi çalışabildim diyorsun pandemide. Evde çalışma işini becerebildim diyorsun. Öyle mi? Evet. Şimdi arkadaşlar yani Heh. Tabii ki kopukluklar ya böyle... oluyor. Yani evet. onu da söyleyeyim. Genelde çok zor hani Canımız sıkılıyor falan tarzında şeyler de tabii ki oluyor Benim de oldu. Çalışamadığım dönem, yani Nisan ayında bir buçuk haftalık bir hani çöküş yaşamıştım ben de. Odaya girmek istemiyordum falan vesaire. Ama bir şekilde sonra düzeldi. Yani e, pandemi herkes için pandemi. Yani sadece ben bu durumda değilim. Herkes aynı durumda kafasında gittim birazcık. Öyle. Peki, e, şimdi sevgili arkadaşlar Elif Dilan'ın bir YouTube kanalı var. Yani e, biz görüştüğümüzde kanal zaten faal bayağı da bir video atmış oraya Ben oradaki önerilerini de dinlemenizi kulak vermenizi e, isterim Çünkü gerçekten hani çok iyi çalışmış bir arkadaşınız striker bir arkadaşınız Yani şöyle baktığımız zaman e, netlerine yaptığı işlere yani bu kanaldan öğreneceğiniz çok şey olduğunu düşünüyorum ben Kanalın linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Arkadaşımızı destekleyelim. Onun e, ilerleyen dönemde mesela tıp fakültesinde yaptıklarını da orada anlatacağını ben düşünüyorum. O kanal sadece YKS kanalı olmakla kalmayacak büyük bir ihtimalle. Ama tabii şimdi pandemi olduğu için hani okula gidemedik. Doğru mu Dila? Yani maalesef. yani şu an sadece size YKS serüvenini anlattığı videolarla karşılaşıyorsunuz ama ileride ben çok daha güzel, çok daha farklı içeriklerle sizlerle birlikte olacağını düşünüyorum. Yani network'ünüze Elif Dila'yı da ekleyin bence. çok çok iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Yani matematik tamam. Zaten hani iyi yapmışsın. Ortaokulda da hani Denizli Erbakır Talesesi bayağı yüksek puanlı bir okul. O bölgede iyi biliyorum ben. Şimdi orayı kazandığına göre mi, matematik temelin zaten vardı Elif. Ama mesela Türkçe'yi 36'ya 4 bence çok iyi net. Sosyal 18'e 0 çok iyi net. Yani bunlar için özel bir şey yaptın mı? Türkçe ve sosyal için. Hocam e, Türkçe'de açıkçası çok fazla tabii ki yani dil bilgisini ortaokuldan beri görüyoruz. Ve hani okulumda da dil bilgisini 9-10. sınıfta her ne kadar hani sadece sınav haftada çalışsam da bir temeli oluyor açıkçası. Hı hı. Ee, ama hani Türkçe'de özellikle paragraf konusunda hani ÖSYM'nin ne kadar hani zorladığını biliyoruz ve sürekli olarak paragraf çözdüm. Yani bunu söyleyebilirim. Paragraf rutinim Sürekli bir... olarak derken e, Elif. Yani... Her gün en azından. Heh. Her gün. Onu söyleyebilirim. denemesi mesimi çözdün, ne bileyim bir 20 soru mu çözdün, ne yaptın? Hocam benim şöyle de, bölüm denemesi çözmediğim günlerde 20 soruluk bir paragraf Çözme rutinim vardı. Yani amacım şuydu. Benim paragraf ve problem görmediğim tek bir günüm bile olmasın. Hani genel deneme varken çözüyordum tabii ki ama işte deneme yoksa veya o gün alan denemesi yapmak istemiyorsam mutlaka bir paragraf problem rutinim oluyordu. Bunları da süreli çözüyordum tabii ki. Hani oturup yarım saatte çözmüyordum 10 tane paragraf sorusunu. Mutlaka süre belirliyordum kendime. Ha süreyle çözüyordum. Peki e, sosyal nasıl hallettin? Çalıştın mı böyle ciddi ciddi fizik çalışır gibi sosyal çalıştın mı? Hocam sosyal şöyle, yani bana göre en iyi öğrenme şekli sosyal, özellikle sayısalcılar için söylüyorum. Yani denemedeki yap yapamadığımız sorular üzerinden bence hani öğrenebiliriz. Ben 12. sınıfın başından itibaren hani ilk başlarda çok soruları yapamıyordum tabii ki, tabii ki. Yani konuyu bilmiyorum sonuçta. Ama mutlaka hocama gidiyordum, soruyordum hocam bu nasıl çözülüyor, e, çözüm yöntemi nedir şeklinde. Ve Böyle böyle bir süre sonra zaten hani konuları öğrendiğimi fark ettim. E, coğrafyada bir tane soru bankası bitirmiştim. Ocak ayından Nisan'a kadar yaklaşık dört ayda yavaş yavaş e, çözdüm onu. E, tarihte sadece denemeler üzerinden gittim. Bir de hocamızın verdiği notlar oluyordu. E, onları okuyordum bazen. E, din içinde Haziran ayında YouTube'daki videolardan birkaç tane izlemiştim. Dini o şekilde hallettim. Bazı terimlerin notlarını çıkarmıştım. Hmm. Ee, bu şekilde. Tamam. peki şimdi tabii Farsis'in okumanın şöyle bir avantajı var. hani önünde örnekler var insanları iyi yerleri kazanabiliyorlar. başarılı olan bir sürü örnek var. yani ben de burada olduğuma göre yani ben de bir şeyler yapacağım mutlaka ortaya bir şey çıkacak diye düşünüyorsun ama mesela yani ee, şimdi şunu soracağım mesela denemelerde daha iyi netlerin oldu mu mesela TYT ve AYT'de? Hocam şöyle anlatayım ben. mezun olduktan sonra okuluma gittiğimde hocalar, bazı hocalarımdan şunu duymuştum. i̇lk dönemdeki netlerimi bildikleri için hani senden beklemiyorduk tarzında bazı yorumlar aldım. Çünkü netler konusunda hani çok iyi oldum söyleyemeyeceğim. Biraz geç benim çıktı ve en iyi sınavım bu arada benim gerçek sınavdı. Yani 1975 yaptığım bir hani sınavım olduğunu söyleyemem yani. Ve e, hani şunu söyleyebilirim, sınava girerken de zaten hani yapabileceğimi biliyorum ama bunun sebebi netlerimin yüksek olması değil, tamamıyla kendi çalışmama güvendiğim için bunu söylüyorum Yoksa netlerime baksanız hani ilk bin çok demeyebilirsiniz açıkçası. Ben zaten netlerim çok iyi, sınavda çok iyi gelecek diye değil de hani ben gerçekten çalıştım ve hani çalışmama da güveniyorum diyerek sınava girdim. E, ve çok fazla düzdü yani. Çok bir nette kaldığım oluyordu açıkçası. Bir ay boyunca işte 91 net geldiğini hatırlıyorum mesela. Hiç artıp azalmadı. Sadece 91 gelmişti. Sınav zor da olsa, kolay da olsa. Hani dalgalanmalar, düz gitmeler illaki oluyor. Ama hani çok böyle sürekli işte 105 üstü yapan, 100 üstü yapan bir öğrenci olduğumu söyleyemem açıkçası. Valla bu pek çok arkadaşına ciddi moral olacak. Ben zaten şunu soracaktım. Yani sözü öyle girdim. Hani bu netleri yapabileceğini ne zaman anladın diye soracaktım. Sen zaten öyle bir net yapmadın de diyorsun ki yani ben yaptığım net... Aslında bu çok güzel bak. Yani arkadaşlar bakış açısı budur ya. Ben yani gerçekten tebrik ediyorum Elif Dira seni. Ben denemelerde yaptığım netlere değil kendi çalışmama inanıyordum diyor. Yani bu, bu bence muhteşem bir tespit, muhteşem bir özgüven. Ve sana onu o getirmiş yani. Burada sınavdaki 1975'i hani senden beklemiyorduk demişler ama sen kendinden bekliyormuşsun bir şekilde. Ben yapacağım diyormuşsun. Vallahi tebrik ediyorum yani. İşte bu, bu budur yani. Bakış açısı. Bunu geliştirmek lazım. Peki sınav anın nasıldı? Bilal. Beklediğin gibi miydi? Böyle bir heyecan yaptın mı? Bir sıkıntı oldu mu? Hocam TYT'deki heyecan ilk 15-20 dakika sürdü benim. Ve yani bayağı hani soruları okurken zorlanıyordum falan ilk 15-20 dakika. Ama ondan sonra normal deneme gibi çözdüm. Yani ben şey zannediyordum bütün sınavda o stres üstümde olacak, işte kontrol etmeye çalışacağım falan diye düşünüyordum ama hani hiç öyle olmadı. İlk 15-20 dakika çok heyecanlandım. Sonra normal deneme gibiydi zaten ve hemen TYT geçiyor, çok hızlı bitiyor. Bunun sebebi bence hani MSÖ sınavı diye düşünüyorum. MSÖ'de o atmosferi görmem, o işte heyecan bir kere yaşamam. Gerçek sınavdaki belki çok stres yapmamın önüne geçti diye düşünüyorum. O yüzden MSÖ sınavı çok önemli bu konuda. Heyecan yapmama konusunda. Kaç yapmıştın MSÖ'de? MSÖ'de 101 netim vardı. Ama sıralamamı tam hatırlamıyorum şu anda. Yani, yani 101 burada 109.75. Yani ki bu sınav bana göre daha zor bir sınavdı. Yani. MSÖ'ye göre. Yani bu daha iyi bir sonuç. Peki şimdi İkisinin de sınavını hem tyt hem AYT'yi çok iyi yapmış bir öğrenci olarak. Bu sınavları bize anlat desem, tanımla desem mesela. TYT senin için nasıl bir sınavdır? Nasıl bakıyorsun? AYT nasıl bir sınavdır? E, TYT eşittir süreklilik bana göre. Bol deneme ve hani bıkmadan usanmadan deneme çözmek. E, TYT için bu, bu şekilde özetleyebilirim ve hani tabii ki çok büyük hani oran olarak vermek gerekirse hani %50'si çalışmaysa %50'si sınav anı gibi bir şey diyebilirim yani. Hani AYT'de çalışan yapar diyebiliriz ama TYT'de maalesef her çalışan yapamıyor. Sınav anında her şey değişebiliyor. E, AYT içinde hani güzel bir tekrar sistemi bence kesinlikle gerekiyor. Çünkü özellikle bu FKB'de çok fazla bilgi var. Ve benim en çok yaşadığım sorun buydu. Hani bir ay önce çok iyi çözdüğüm konuları bir ay sonra unutuyordum. Ve bunun bir şekilde soru bankalarının doğru çözülmesiyle belli bir düzende kitapların taranmasıyla ayette de bence güzel bir sistem oturtulması gerekiyor tekrar adına. Tekrar adına. Peki kaynak önerir misin bize hazır buraya gelmişken Beğendiklerin, hepsini istemiyorum yani Çözdüklerini değil de beğendiğin kaynakları. Hmm. AYT Matematik'te acil ve bilgi sarmal diyebilirim. E, biyolojide palme, biyotik e, bu ikisi bayağı iyiydi. E, kimyada da orbital, aydın ve e, yine palmeyi söyleyebilirim. E, fizikte de 3-4-5 e, yine bilgi sarmal güzeldi. Zor kaynak olarak da kara ağacı ben çok beğenmiştim kara ağaç yayınlarını. Bu şekilde söyleyebilirim. Peki deneme rutinin neydi? Ne kadar sıklıkla deneme çözüyordun mesela? Hani pandemiye kadar nasıldı? Pandemiden sonra nasıldı? Pandemiye kadar haftada bir diyebilirim. Genel olarak zaten hep okulda giriyorduk. Haftada bir, bazen iki oluyordu. Ama ortalama olarak bir, bazen iki diyebilirim pandemiye kadar. Pandemiden sonra bunu... Yani Nisan ayında diyeyim en azından. Nisan ayında bir haftada 3-4 çözüyordum TYT genel denemesi. Mayıs ayında da artık her güne çıkarmıştım. Yani her gün bir TYT genel denemesi çözüyordum Mayıs ayında. AYT için de Nisan ayında haftada iki genel AYT denemesi çözüyordum. Mayıs ayında da bir 4-5 tane çözüyordum AYT genel denemesi. Peki çok deneme çözmenin yararına inanıyor musun? Yani bu evet çok deneme çözmek çok önemli, çok yararlı diyebiliyor musun? Ya TYT'de şart yani olmazsa olmaz zaten deneme çözmek. Ee, ama AYT'de şunu söyleyebilirim. Ben e, branş denemesi tabii ki çözdüm AYT'de de ama daha çok soru bankası bitireyim kafasındaydım. Yani çok fazla AYT branş denemesi çözdüm diyemem. Daha çok soru bankası temizliyordum AYT'de. O'nu söyleyebilirim. Anladım. Bu tekrardan dolayı mı? Hani sürekli tekrar etme isteğim var ya mesela hani bir ay önce yaptığım bir ay sonra yapamıyorum. O yüzden hani ben değerli toplu soru evet. oraya. Yani o kafaya gideyim. Hocam şöyle branş denemelerinde farklı farklı konulardan önümüze soru geliyor ama hani tek bir konuda çok çeşitli soru görmek istiyordum. Ben o yüzden de soru bankası bana daha iyi geliyordu AYT'de. Anladım. Anladım. Valla çok çok iyi götürmüşsün yani hani sürece baktığımız zaman kendi eksiğini bilip onun üzerine koyarak ilerlemişsin. Peki sınav sonucunu gördüğünde neler hissettin? Yani hani ilk gün senden beklemiyordular ya. Hocam şöyle yani yalan sarmak Yoksa... istemiyorum bu konuda. He? Açıkçası şöyle söyleyeyim şimdi linç yemek istemiyorum da Beklediğimin altında bir sonuç geldi açıkçası. Çünkü 2020'de biliyorsunuz AYT'nin hani kolların çıkartılması ve kolay olması sebebiyle sıralamalar çok çok geriye düştü. Evet. Ben çok sevindim işte bu sonucum geldiğinde ama şu an çok mutluyum açıkçası. Hani bulunduğum üniversiteden, bulunduğum bölümden ya şu an çok çok mutluyum ama ilk o sonuç geldiğindeki anım iyi değildi yani. Açık konuşmak evet, gerekirse. Yani, Düşündüğün zaman, şimdi 2019'a göre değerlendirdiğinde değil mi? Evet. evet. Çünkü Hı -hı. hani sonuç kötü olduğu için değil beklentinin olduğu için sadece Yani netlere bakıyorsun. Bu netleri 2019'daki sıralamalara göre bir kapandan geçiriyorsun. Çok devasa yani iyi bir sonuç gelmesini bekliyorsun. Ama tabii şimdi hani linç yiyeceğim dedim de yok kimse <laughs> yani bizim öğrencilerimiz belli. Arkadaşlarım bunu anlayacaktır. Yani bu netlere daha iyisini hak ediyordu herkes. Açıkça söyleyeyim bunu yani bunda bir beis yok. Yani ilk 500'ün dışına çıkmaması gerek. Bu kadar iyi. Daha ne yapsın? Yani bu çocuk 10 tane soru kaçırmış TYT'de. 2 tane soru kaçırmış AYT'de. Hep topu bu yani. Baktığın zaman. Öyle değil mi? Yani 10 tane soru kaçırmış derken de yanlışı 5 tane bu arada. Boşları da var. Biraz da garanticisin sen galiba Elif Dila. Yani böyle çok da fazla... Hocam mesela. o boş bırakmayı aslında evet TYT'de yaptım ama AYT'de biraz Açıkçası gururumdan bile bile yanlış işaretledim diyebilirim. Aha, nasıl, olur, nasıl gurur? Anlatsana onu. <laughs> Hocam şöyle fizikte ve biyolojide hani en kendine güvendiğin ders ne deseler belki fizik ve biyoloji derim ve şöyle bir şey yaşadım sınavda. Hani bu konudan bir sürü test çözdüm kitaplar bitirdin, bunu boş bırakamazsın tarzında bir kafaya girdim. Ve hani bile bile yanlış diyebilirim yani. İşaretlerken yanlış olduğunu bile bile işaretledim. Yani, Boş bırakmayı bazen, gururum el vermedi. İnsan burada kendiyle mücadele ediyor ama mücadeleyi kaybediyor işte. Yapacak bir şey yok. Ya ama güzel olmuş. Yani sonuç en nihayetinde sen de söylediğin gibi şu an çok mutluyum dedin Bizim için önemli olan o. Sen bunun için çalışmıştın ve şu anda mutlusun. Doğru mu? Evet. Aynen buna bakmak lazım. Tabii ki şimdi Elif Dila kendi kanalında size 2021 için bir dünya öneri verecek. Vermiştir de zaten bir sürü videosu var. Ama ben yani en son bunu sormak istiyorum. 2021'de sınava girecek arkadaşlarına birkaç cümleyle seslenmek istesen neler söylersin? E, TYT'de başkalarının netlerine bakmasınlar. Bence en önemli şey bu. Çünkü evet. yani kendiniz odaklanın sadece. TYT grafiği çok kişiseldir. Herkesin yükselme grafiğinin farklı olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden bunu söyleyebilirim. Ayrıca Ufak bir not olarak da şunu eklemek istiyorum. Yaptıkları denemeleri atmasınlar. Onları biriktirsinler bence. Çünkü benim çok işime yaradı. Ee, herkesin faydası ne ol olacağını düşünüyorum. Yani sınavdan bir hafta önce hani bayağı bir dağ vardı odamda, deneme dağı. Ve hepsini alıp böyle dergi okur gibi. işte yanlışlarıma, doğrularıma, önemli gördüğüm sorulara hepsine göz gezdirmiştim. Ve çok güzel bir tekrar olmuştu. Bunu da önerebilirim herkese. Çok güzel. Evet bunu biz de öneriyoruz. Elif Dila çok teşekkür ederim. Bu ben teşekkür ederim için, hocam. Için, kanalımıza konuk olduğun için. Umarım çok çok iyi bir hekim olacaksın. Sana bundan sonraki tüm yaşamında sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum. YouTube hayatında da başarılar diliyorum. Umarım çok çok iyi yerlere gelirsin. Umarım kanalına beni konuk edersin ilerleyen zamanlarda. İnşallah ben... hocam. Teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.